Onlarla görüşmelerimde de hep şunu söyledim. Bakın, HDP ile işbirliği yaparak Kürt oyları kazanılmaz. Veya HDP'nin, PKK'nın bir takım taleplerini, bunlar Kürt halkının talepleridir diye dillendirerek kazanılmaz. Oradaki insanları kazanmanın en uygun yolu terörü bitirmek, huzura orayı kavuşturmak. Herkes çünkü terörün bitmesini istiyor. Çarşıda, pazarda rahat işini yapmak istiyor. Ekmek biçmek istiyor. Mera'da hayvanını otlatmak istiyor. Evet. Ama terör bütün bu ekonomik faaliyetler, insanların ekmek kazanma faaliyetlerinin de önünde. Kaldı ki can kaybediliyor, mal kaybediliyor. O bakımdan teröre karşı tavır orada da oy kazanmanın biricik yoludur şeklinde. Mesela Sayın Ali Özgündüz beni ziyaret ederdi, Şahin Mengü falan, bütün CHP milletvekillerine o zaman bunları söyledi. Bu Dersim falan filan buralar çok kaybettirir. Yani bu söylemler ondan sonra ve HDP ile yan yana olmak çok kaybettirir. Ama PKK'ya karşı, teröre karşı kararlı kesin tavır oy kazandırır. İşte gördük, HDP oyları Güneydoğu'da düştü. AKP oyları, Vatan Partisi oyları Güneydoğu'da olağanüstü yükseldi. Birazdan rakamları da paylaşacağız. Mardin'de 8 misli arttı. Diyarbakır oylarımız 5 kat arttı. Evet. Şırnak oylarımız yine 6-7 kat arttı. Yani daha doğrusu Vatan Partisi'nin Güneydoğu'daki bütün oylarında olağanüstü bir düştüğümüz, oy kaybettiğimiz tek yer yok. Üstelik artmalar da öyle 2 kat falan değil. 5 kat, 8 kat, 10 kat, artan yerler arttı. Var. Evet. Ve asker oylarını ve polis oylarının da daha çok AKP'ye gittiğini hesap edersek, yani ben öyle tahmin ediyorum, bunları da araştırmak lazım. Hı-hı. Tamamen Vatan Partisi'ne Güneydoğu'da yönelen oylar, yani ekenlerin, biçenlerin, çiftçilerin, emeklilerin, çarşının, esnafın, halkın oyları o bakımdan da çok anlamlı. Evet.